İslam Düşünce Atlası, Türkiye'nin önde gelen düşünce tarihi araştırmacılarına, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik etmesiyle oluşmuş bir proje. Bugün bu çalışmayı projenin koordinatörü İbrahim Halil Üçer ile konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Cengiz Bey, hoş bulduk. Hocam, İslam Düşünce Atlası'nın hikayesini biraz bize anlatabilir misiniz? Proje nasıl doğdu, nasıl gelişti, bugünlere nasıl geldi? Aslında proje 2014 senesinde başladı. İslam Düşünce tarihinin grafiksel bir çizelgesini teşkil etme amacı taşıyordu. İslam Düşünce tarihini genel felsefe bilim tarihi içerisinde nasıl anlamlı şekilde konumlandırabiliriz sorusuna cevaben doğdu. İşin doğrusu bugün ister Türkiye'de olsun, ister başka İslam ülkelerinde, isterse hani genel olarak küre ölçeğinde olsun, İslam felsefe bilim tarihinin genel felsefe bilim tarihi yazıcılığından dışlandığını görüyoruz. Bu durum derslerimizde de defaatle şahit olduğumuz bir şeydi. Felsefeye giriş dersinde, felsefe tarihi dersinde öğrenciler kendi hafızalarını teşkil eden hikayenin insanlık tarihi içerisinde, genel felsefe bilim tarihi içerisinde nereye konumlandırılması gerektiğiyle alakalı bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. İslam felsefesine giriş derslerimden birinde öğrencilere şöyle bir cümle kurmuştum. Genel felsefe bilim tarihini 3 ana evre içerisinde değerlendirebiliriz demiştim. Milattan önce 6. yüzyıl ile milattan sonra 6. yüzyıl arasındaki 1. bin yıllık evreye aşağı yukarı antik Helenistik felsefe adını veriyoruz. Antik Helenistik felsefenin ana coğrafyası Ege, Yunanistan, Roma, İtalya bölgesi ve Mısır, Aleksandria bölgeleri. Bununla beraber milattan sonra 529 senesinde Justinian'in Batı dünyasındaki felsefe okullarının kapısına kilit vurmasıyla beraber felsefe bilimin yaklaşık 1000 yıl boyunca Yunanca'da yanan ışığı ve o bölgede canlanan faaliyetleri giderek sönmeye başlıyor. Ve tam da aynı yüzyılda, milattan sonra 6. yüzyılda İslam'ın dünya tarihi sahnesine artık girmeye hazırlandığını görüyoruz. Milattan sonra 7. yüzyılda artık İslam etkili bir biçimde dünya tarihi sahnesine giriyor ve bu etkili girişle beraber Batı dünyasında artık terk edilmiş felsefe bilim geleneği İslam dünyasında kendisi için güçlü bir hami ve sahip buluyor. Hem ortaya çıkan bu yeni geleneğin ürettiği teorik birikim hem de tevarüs edilen önceki gelenekten teorik birikim birleşince bu kez milattan sonra 7 ile milattan sonra yaklaşık 18. yüzyıl arasındaki 2. bin yıllık dönemde felsefe bilimin küre ölçeğinde ana merkezinin İslam dünyası olduğunu görüyoruz. Yani felsefe bilim bir coğrafya değişimine uğruyor. Coğrafyası artık Yunanistan, Ege, Roma değil, İtalya değil, Darul İslam oluyor. Merkezler Buhara, Bağdat, Basra, Semerkant, Sivas, Malatya gibi merkezlere şahitlik ediyoruz. Bir yandan merkez değişimine uğrarken felsefe bilimin hikayesi dil değişimine uğruyor. Artık Yunanca'da değil, Arapça'da, Türkçe'de, Farsça'da, Urduca'da ifade edilir hale geliyor. Hasılı 1. bin yıl antik Helenistik felsefe bilim geleneğine blok halinde tekabül ederken işte 2. bin yılında biz felsefe bilimin İslam felsefe bilim tarihine tekabül edecek bir aşamaya intikal ettiğini görüyoruz. 17. yüzyıldan sonraki son 300 yıl ise modern Batı felsefesine tekabül ediyor. Dolayısıyla İslam felsefe bilim geleneğinden söz etmek demek genel felsefe bilim tarihinin ikinci ana evresini hakkında konuşmak demek. Bununla birlikte vaka bu olsa bile halihazırda Avrupa merkezci eğilimler dolayısıyla bu ikinci evrenin genel felsefe bilim tarihi yazıcılığından dışlandığına şahitlik ediyoruz biz. Bugün herhangi bir öğrenci eline herhangi bir felsefe bilim tarihini alsa bu ikinci evreyle alakalı hak ettiği ölçüde bir değerlendirmeyle karşı karşıya gelemeyecektir. Şöyle 1000 sayfalık bir felsefe bilim tarihi kitabı tahayyül edelim. Şayet benim dediğim doğruysa bunun ilk 1000 yıla tekabül edecek şekilde ilk 300 sayfası antik Helenistik felsefe bilim tarihine ayrılması gerekir. İkinci 1000 sayfası İslam felsefe bilim tarihine, ikinci 300 sayfası İslam felsefe bilim tarihine ayrılması gerekir. Son 400 sayfası da çağdaş dönemi doğurduğu için modern felsefe bilim tarihine ayrılması gerekir son 400 sayfasının da. Buna mukabil elinize aldığınız herhangi bir felsefe bilim tarihi eserinde bırakınız 300 sayfanın,
Bırakınız 30 sayfanın, 3 satırın bile ayrılmasının lüks olarak görüldüğü, bir lütuf olarak değerlendirildiği bir manzarayla yüz yüzeyiz. Dolayısıyla bugün bu büyük hafızanın genel felsefe bilim tarihinden Avrupa merkezci eğilimler dolayısıyla dışlandığına şahitlik ediyoruz. Avrupa merkezci, yani insanlık tarihini bugün Avrupa'nın hali hazırda geldiği noktayı dikkate alarak okuyan, onunla ilgili olduğu ölçüde olaylara, fikirlere değer veren, onunla ilişkilendiremediği ölçüde de bunları tarih sahnesinin dışına alan perspektif. Bahsediyorum Avrupa merkezcilik derken. Bu perspektifin biz ciddi bir düşünce tarihçiliği açısından sorun yarattığını ve Türkiye'de Türkçe yazılmış, Arap dünyasında Arapça yazılmış, başka yerde İran'da Farsça yazılmış, Pakistan'da Urduca yazılmış eserlerde de aynı perspektifin devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla sadece kolonyalist, sömürgeci, Avrupa merkezli bir perspektiften ibaret değil. İslam düşünce tarihini dışlayan bu bakış açısı aynı zamanda İslam dünyasında da self-kolonyalist, yani kendi kendini sömürgeleştirme temayülü içine giren, dolayısıyla kendisine Batılıların ona armağan ettiği bir gözlük üzerinden bakan, Avrupa merkezci tutum etrafında değerli görülen şeyi değerli gören, değersiz görülen şeyi de değersiz gören perspektifinde kendi hikayesine böyle baktığına şahitlik ediyoruz. Bu çok ciddi bir kriz. Entelektüel bir terörizm diyebiliriz, bir tedhiş ameliyesi diyebiliriz. Söz gelimi Türkiye'de herhangi bir felsefe bölümünde, biyoloji bölümünde, matematik bölümünde okuyan bir öğrenci bu topraklarda felsefeye, efendim psikolojiye, tarih ilmine, matematik bilimlere hiçbir katkının yapılmadığı fikriyle o bölümlerde okumaya gidiyor. Onun için kendi hafızası bu geleneklere nispetle bomboş bir hafıza. Öncelikle bizim bu hafızayı kazanmamız gerektiği fikrinden doğdu bu proje birinci olarak. Yani İslam felsefe bilim geleneğini genel felsefe bilim tarihinin ikinci bin yılı olarak vaz edip onu hak ettiği şekilde kendi gözlerimizle okuma, değerlendirme amacı taşıyordu. İkinci amacı ise şuydu, bu ikinci bin yılı kendi iç sürekliliği dahilinde nasıl ele alacağız sorusu ikinci olarak önemliydi bizim için. Yani evet, İslam felsefe bilim tarihini genel felsefe bilim tarihi içerisinde konumlandırarak yerini ifade ettik. Peki onu bu kez kendi içinde nasıl ele almalıyız? Burada yine Avrupa merkezci efendim eğilimlerden kaynaklanan belli sorunlarla yüz yüze geldiğimizi fark ettik. İslam felsefe bilim tarihi yaygın bir şekilde Gazali öncesi ve Gazali sonrası şeklinde yapılan bir dönemlendirmeye tabi tutuluyor. Gazali öncesine tekabül eden ilk 4 asır İslam'ın Rönesansı, İslam'ın Altın Çağı, İslam Hümanizması gibi adlarla adlandırılıp Gazali'den sonraya tekabül eden 8 asır, yani 12. yüzyıldan sonraki 8 asır ise gerileme, dekadans, çöküş, duraklama, fetret gibi adlarla adlandırılıyordu. Böylece aslında İslam'ın ilk 4 asırda şöyle birden parlayan ve sonra kaybolup giden bir hikayeye sahip olduğu İslam düşünce tarihinin ima ediliyordu. İlk 4 asrın altın çağı olarak değerlendirilmesinin arkasında ise Müslümanların o dönemde ürettikleri bilimsel ve felsefi literatürün Yunan felsefe bilim geleneğiyle yakından ilişkili olması şeklindeki bir yargı bulunuyordu bu fikrin arkasında. Aynı şekilde bu ilk 4 asırda üretilen İbn Sina, İbn Rüşd, Farabi gibi isimler tarafından üretilen birikimin Latince'ye tercüme edilerek Avrupa'yı etkilemesi, onlar tarafından değer görmesi, Avrupa'nın, modern Avrupa'nın teşekkülünde rol oynaması hesaba katılıyordu. Dolayısıyla ilk 4 asra, altı çağa, İslam'ın Rönesansı gibi adlandırmaların yapılması o ilk 4 çağın batının kökenleriyle ve bugünüyle alakası bulunması cihetinden idi. Buna mukabil Gazali'den sonraki Molla Fenari gibi, Seyyid Şerif Cürcani gibi, Saadettin Taftazani gibi, Devani gibi, Nasiruddin Tusi gibi, Cezeri gibi, Takiyüddin Rasıt gibi isimler doğrudan doğruya antik Yunan felsefesiyle ilişki dahilinde kendi fikirlerini geliştirmedikleri, eserlerini vermedikleri ve Avicenna'da, İbn Sina'da yani olduğu gibi doğrudan doğruya Latin dünyasına etkileri de gözlemlenemediği için, yani Avrupa'nın dünü ve bugünüyle alakaları olmadığı için dışta tutuluyorlardı.
Bu da işin doğrusu aynı Avrupa merkezci tutumun bizim tarafımızdan tevarüs edilip self-kolonyalist bir perspektifle sürdürülmesinin bir neticesi olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle İslam düşünce tarihini gözümüze taktığımız Avrupa merkezci gözlüğü yeniden çıkarmak suretiyle kendi içinde nasıl dönemlendirebiliriz sorusu da projeye motivasyon kaynağı teşkil eden ikinci şey oldu ve İslam düşünce tarihini başlangıcından bugüne kesintisiz bir biçimde kendi iç dinamiklerini hesaba katarak nasıl ele alabiliriz sorusuna cevap aramaya çalıştık. Böylece İslam düşünce atlası bizim düşünce tarihi yazımında temel kriz alanlarından biri olarak tespit ettiğimiz süreklilik problemine bir cevap arayışı olarak doğdu diyebiliriz. Hocam şimdi geçtiğimiz günlerde bu atlasın yeni edisyonunun tanıtımı yapıldı. Yeni edisyonda bizleri neler bekliyor? Bu yeni edisyon ilk edisyonumuz esasında 3 cilt vaziyetinde neşredilmişti. Yeni edisyonda kitabımız 6 cilt halinde neşredildi. Bu 6 cilt bütünlüklü bir şekilde dönüştü. Hem eski versiyonda yer alan tüm unsurlar güncellendi hem de yeni yazıların ilavesiyle eser geliştirildi. Bunun yanı sıra bu eserin gelişmesine sebep olan şeylerden biri aslında 19. ve 20. yüzyıllara tekabül eden arayışlar dönemi olarak adlandırdığımız evrenin çok daha kapsamlı bir biçimde ele alınması ve fıkıhtan felsefeye, mantıktan matematik bilimlerine, tasavvuftan siyasete 19. ve 20. yüzyılda İslam düşünce geleneğindeki klasik disiplinlerin ne tür bir dönüşüme uğradığı sorusuna daha ayrıntılı, etraflı bir cevap aramamız yeniliklerden birisi. Bir diğer yenilik birinci versiyonda biraz proje ile alakalı zaman darlığı nedeniyle girememiş olduğumuz fıkıh alanına girmiş olmamız. Bu yeni versiyonda dolayısıyla fıkıh geleneğini en başından bugüne gelinceye değin, yani Ebu Hanife'den Yusuf el-Kardavi'ye gelinceye değin kapsamlı bir biçimde ele aldık. Hem fıkhın tarihini dönem dönem yeniden yazdık, hem fukahayı yeniden yazdık, hem fıkıhla alakalı kurumsal unsurları, şehirleri, merkezleri yeniden ele aldık diyebiliriz. Bu kapsamlı bir yenilik oldu. Yine yeni versiyonda web sitemizi baştan sona yeniden güncelledik, geliştirdik. Önceki versiyonumuzda web sitemiz mobil arayüzlerine sahip değildi. Telefonlarda, tabletlerde kullanılabilir durumda değildi yüksek çözünürlüğü dolayısıyla. Hali hazırda web sitesini kullanıcılar rahatlıkla kullanıcı dostu bir arayüzle diyelim mobil cihazlarında da kullanabilirler. Önceki versiyona nispetle yenisinde 100'e yakın video çektik bilginlerle alakalı. Kitapta yer alan kare kodlardan ya da web sitesinde yer alan bilgin maddeleri üzerinden kullanıcılar İbni Heysem'le, İbni Sina'yla, Farabi ya da Fahreddin Errazi ile alakalı 10'ar dakikalık kısa videoları izleyebilirler. 700 bilimsel madde yazıldı yeni versiyonda. 54 ayrı makale yazıldı ki bu dönem ve alan yazılarına tekabül ediyor. Atlas'ın omurgasını teşkil eden makaleler bunlar. Ansiklopedik maddeler değil. 200 şehir maddesi telif edildi. 32 kurum maddesi telif edildi. 200'e yakın sanat eseriyle alakalı maddelerimiz var. Kileşim ağı çıkartıldı. Bizim network çalışması diyebiliriz. Söz gelimi İbn Sina'nın hocaları kimlerdir? İbn Sina'nın öğrencileri kimlerdir? İbn Sina kimlerden etkilenmiş? Kimleri etkilemiştir? Sorularına cevap verecek şekilde bir ulema ağı çıkardık. Aynı şekilde diğer taraftan yaklaşık 10 bine yakın eser taradık ve bu eserler üzerinden bilim insanlarıyla ilgili yaptığımız network analizini eserler üzerinden yapmaya teşebbüs ettik. Böylece elimize bir de kitaplar network'ü çıktı. Kullanıcılar web sitemize girdiklerinde bu kapsamlı network'leri kapsamlı farklı parametreler üzerinden takip edebilirler. Grafikler ve interaktif programlar aracılığıyla. Nihayet Atlas 253 yazarın katkısıyla oluştu. Ben şimdi buradan bu vesileyle hepsine de teşekkür ediyorum. Hocam bu değerli çalışmanın yurt dışında ya da İslam dünyasında nasıl bir yansıması oldu? Şöyle söyleyeyim, biz bu çalışma ertesinde birçok farklı yerde çalışmayla alakalı
programlara iştirak ettik. Fransa'da, Paris'te, Almanya'da, Amerika'da, Filistin'de, Mısır'da ilk aklıma gelenler bunlar. Çeşitli konferanslar verdik Lübnan'da ve bu konferanslar esnasında çalışmanın birçok farklı açıdan ciddi bir rağbete mazhar olduğunu gördük. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında şimdiden bu çalışmanın başta Arapça ve İngilizce olmak üzere farklı dillere tercümesi de gündemimize girmiş durumda. Bu çalışmanın sahip olduğu timeline, yani zaman tüneli, başlangıcından bugüne gelinceye değin İslam düşüncesini Darül İslam'ın tamamını hesaba katacak bir biçimde. Yani Malay dünyasından, Uzak Asya'dan Balkan coğrafyasının içlerine kadar, Rusya'nın içlerinden Kazan bölgesinden Afrika'nın içlerine, Sahra bölgesine kadar, Mali'ye kadar, efendim Hicaz'dan Kafkasya'ya kadar. Darul İslam'ın, İslam coğrafyasının bütününü hesaba katan, bu coğrafyayı bir anlam ve kültür birliği olarak telakki edip orada üretilmiş ilmi birikimi kendi iç sürekliliği dahilinde ele alan bir cihete sahip olması, esasen bugün İslam dünyasında eksikliğini hissettiğimiz ve ulus devlet hassasiyetlerine bağlı bir biçimde siyasi sınırlarla baskılanıp ötelenmiş bu anlam ve kültür birliğini yeniden diriltme, bu coğrafyada yaşayan, bu coğrafyaya mensup milletlerin ortak hafızasına hitap ederek onları yeniden bu hafızada buluşturma gibi bir işlevi var diyebilirim. Size ilginç bir anekdot anlatayım. Lübnan'da verdiğim konferansta, Beyrut'ta dinleyicilerimden birinden şöyle bir soru aldım. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde Arap dili edebiyatı profesörü olduğunu söyleyen dinleyicim şöyle bir soru sordu bana. Efendim, acaba Osmanlı dünyasında da biz Ebu Hanife gibi alimler görebiliyor muyuz diye sordu. Özellikle Gazali sonrasında Selçuklu, Osmanlı döneminde İslam düşüncesinin gerilediği ile alakalı iddianın kaynaklarından birisi Hristiyan Arap milliyetçileridir. Yani İslam medeniyetinin Arapların elinde yükseldiği, Türklerin tarih sahnesine girmesiyle beraber aslında bir gerileme ve çöküşün meydana geldiği yönündeki bir iddiaya tercüme edilir. Bu Avrupa merkezci oryantalist iddia kimler elinde? Arap milliyetçileri elinde. Beyrut'ta Hristiyan Arap milliyetçiliğinin çok güçlü olduğu, hatta doğduğu yerlerden biridir. Ben bana soru soran bu kişinin böyle bir perspektifle soru sorduğunu düşündüm ve gardımı aldım işin doğrusu. Dedim ki Ebu Hanife'den sonra Ebu Hanife gibi başka bir isim hani geldi mi ki Osmanlı ülkesinde de Ebu Hanife gibi birinin çıkmasını bekleyelim. O benim böyle cevap verdiğimi görünce yanlış anladığımı fark etti, sorusunu tasih edeyim dedi. Ben elbette Ebu Hanife'den sonra Ebu Hanife kadar büyük birinin Osmanlılar'da çıkmasını beklemiyorum dedi. Şunu sormak istiyorum, Ebu Hanife gibi, işte İmam Muhammed gibi, ne bileyim, bir Müslüman alim var mı yani şeyde, Osmanlılarda? Bu kez de ben anlamadım sorusunu, ne demek istediğini. Anlayamadım dedim, hani Müslüman alim derken neyi kastediyorsunuz? Bu kez mahcubiyetle dedi ki, yani Osmanlılarda, Türklerde İslam'a hizmet etmiş Müslüman bir bilgin var mı? Şok oldum bu soruya. Osmanlı tarihini, yani bu 8 asrı bir bütün olarak İslam tarihinin dışına çıkartan, Türklerin Müslüman olup olmadığını sorgulayan, bunu soran bir Arap dili ve edebiyatı profesörü Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde ve iyi niyetli, safça soruyor. Bunun şuurunda olmayan bir zihin, İslam düşünce geleneğini başlangıcından bugüne değin kesintisiz bir süreklilik dahilinde değer hükmü vermeksizin, sadece betimleyerek bile olsa tahkiye etmenin bu çarpıtılmış, yapısı bozulmuş hafızayı yeniden en azından tamir etme ve kendi anlamlı konumuna irca etmek için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında, görebiliriz. Bana bu soruyu soran Beyrutlu profesörün dedeleri aslında Osmanlı tebaası idiler Beyrut'ta. Onların ve onların dedelerinin ürettiği düşünce, fikir, birikimi Osmanlı ilim geleneğine aitti. Ayrı efendim kültürel hafızaların parçaları olarak kendilerini görüyor durumdalar. Bunu sadece Araplar için değil, Özbekistan'a, Azerbaycan'a ya da efendim Türkmenistan'a gittiğinizde de bu hafıza kopukluğuna şahit olabilirsiniz. Coğrafyamız geçmişten bugüne, belki son 100 yıla kadar hem coğrafi bütünlük hem hafıza sürekliliği itibariyle yekpare bir yapıya sahipken, bu kadar kısa sürede birbirinden hem hafıza
hem de coğrafi bütünlük itibariyle ayrılmış durumda. Dolayısıyla bu eserin tercümesinin bu problemin de üstesinden gelecek bir cihete sahip olduğunu düşünüyorum. İngilizce ve diğer dillerde bulunmasının ise aslında İslam düşünce ve bilim tarihini genel felsefe bilim tarihi içerisinde hak ettiği konuma yerleştirecek şekilde bu Avrupa merkezi çarpıtmaların üstesinden gelecek bir meydan okuma aslında bir yanıyla inşa edebileceği kanaatindeyim. Hocam katkılarınız için teşekkür ederim. Rica ediyorum Cengiz Bey, ben teşekkür ediyorum.